Merhaba gençler. Destan efsane konumuzla ilgili sorularımızı göreceğiz. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Destanla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. A. Toplumun hayatını derinden etkileyen olaylar işlenir. Destanlar ilk ortaya çıktıklarında manzumdurlar, yani şiir halindedirler. Destanlar milletlerin kendi geçmişleriyle ilgili düşünceleri yansıtırlar. Destanlarda anlatılan olaylar geçmişte birebir yaşanmıştır diyor. Burada bu iki bilgimiz yanlıştır çünkü üzerine eklemeler, olağanüstü özellikler yani eklenmiştir ve kulaktan kulağa aktarılan ürünlerimizdir. Dolayısıyla yanlıştır. Destanların yapılarında mitolojik ögelere rastlanır. Bilgimiz doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanlarından biri değildir diyor. Yaratılış destanı, Alpertunga destanı, Oğuz Kağan destanı ve Ergenekon destanı İslamiyet'in kabulünden önceki destanlarımızdır. Köroğlu destanı ise İslamiyet'ten sonra ortaya çıkmış olan destanımızdır. Dolayısıyla B seçeneğimizdir doğru. Destan türü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Destanlarda anlatılanlar tarihte yaşanmış olaylara dayanır. Olayların merkezinde yer alan olağanüstü özelliklere sahip bir kahraman vardır. Doğal destanlar bir ozanın hayal dünyasında ürettiği metinlerdir diyor. Doğal destanlar bir ozan tarafından, yani kim tarafından yazıldığı belli olmayan destanlarımızdır. Dolayısıyla yanlıştır. Doğal destanların ortaya çıkıp şekillenmesinde bir takım aşamalar vardır. Üç aşamada gerçekleşiyordu. Dolayısıyla doğrudur. Geçmişte büyük savaşlar, göçler, işgaller yaşamış milletlerin destanları vardır. Bilgileri doğrudur. Dördüncü sorumuz, doğal destanlarla yapma destanların karşılaştırmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Doğal destanlar anonimdir. Yapma destanlar bilinen bir şairin yazdığı metinlerdir. Doğrudur. Doğal destanların yazılı hale getiren şairler, derleyiciler vardır. Yapma destanların yazarı ise o destanın şairidir. Doğal destanlardaki tabelik yapma destanlarda yoktur. Doğal destanların ortaya çıkışındaki aşamalar yapmalı destanlarda söz konusu değildir. Çekirdek yayılma ve derleme safhaları doğal destanlarda vardır. Yapma destanlarda, doğal destanlarda geçmişte ortaya çıkmıştır. Günümüzde her ikisi de rastlanmaz bilgisi yanlıştır. Dolayısıyla E seçeneğimizdir. Beşinci sorumuz, Ergenekon destanından alınan bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Göktürkler, bunların vuruşma güçleri kalmadı, kaçıyorlar deyip arkalarına varıp yetiştiler. Tatarlar Göktürkleri görünce birden geri döndüler. İkisi vuruştular, Tatarlar yendiler. Göktürkleri öldüre öldüre çadırlarına kadar geldiler. Bütün Göktürklerin çadırları bir yerdeydi. Çadırlarını ve mallarını hep aldılar. Büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler. Küçükleri de köle yapıp herkes bir tanesini alıp gitti. Göktürklerden kimse kalmadı. Sevinç Han, Göktürk ilini yağma ettikten sonra geri döndü. İlhan'ın oğulları çoktu, hepsi savaşta öldü. Kıyan adlı bir küçük oğlu vardı, Uyul evlendirmişti. Bir parçası alınmış Göktürk Ergenekon destanından. Tarihi gerçekliği olabilecek bir olay görüyoruz ki bu metinde yukarıda alınan parçasında söz konusu. Destan konuları arasında sıkça işlenen savaş konusu bu parçada söz konusudur. Olaylar olağanüstü nitelikleri olan bir kahraman etrafında gelişmiştir. Evet, destanlarımızın özelliklerinden birisidir ama yukarıdaki parçaya göre cevaplandırdığımız için bu bilgimiz yanlıştır. Yaşananlar abartılı bir şekilde dile getirmiştir. Destanda dağılıp yok olmak üzere olan bir toplumun yeniden ayağa kalkışı işlenmiştir. Yukarıdaki parçada bilgisi doğrudur. Altıncı sorumuz, bu parçada aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülebilir? Destanlar toplumu derinden etkileyen büyük olaylarla ilgili ortaya çıkan metinlerdir. Destanların oluşum evresi 3 aşamada gerçekleşir. İlk aşama o milleti sarsan, etkileyen savaş, güç, kıtlık gibi bir olayın ortaya çıkması, yani çekirdek safhası. İkinci aşama ise bu büyük olayla ilgili toplumun içinde şiirler söylenmesi ve bu şiirlerin dilden dile dolaşarak yayılmasıdır ikinci aşamamız. Üçüncü aşama ise
Toplum içinden çıkan bir şairin bu şiirleri derlemesidir. Yani derleme aşamasıdır. Aşağıdaki şıklara baktığımızda A şıkkında toplumun içinden çıkan bir şair tarafından bu şiirlerin derlenerek yazıya geçirilmesi yukarıdaki metnimizin devamı olan üçüncü aşamamızdır. Yedinci sorumuz hangisinde aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Yunan ulusuna ait İlyada ve Odysseia destanları Homeros tarafından derlenip yazıya geçirilmiştir. Doğrudur. Şehname eski İran halk hikayelerinden oluşan bir destandır. 10. yüzyılda Firdevsi tarafından derlenmiştir. Nibelungen Fin halk türkülerinin Göte tarafından derlenmesiyle ortaya çıkmış bir destandır diyor. Nibelungen Fin Fin halkına değil, Almanlara ait bir destanımızdır. Dolayısıyla buradaki bilgimiz yanlıştır. Ramayana ve Mahabharata Hint ulusuna ait destanlardır. Çok eski bir destan olan Gılgamış da Sümerlere aittir. Doğrudur. Cahit Külebi'nin bir şiirinden alınan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Metnimize bakalım. Bizim süvarimiz amma da ata biner, ayağı yere değer, başı göğe değer. Bizim piyademiz yola yayın gider, bastığında toprağı ezer. Bizim topçumuz narlası, hay babam hay gülleden beter. Sadıçlarım sizin gibi yiğitler oldukça bu millet yaşar, düşman koymuş meydanları kaçar diyor. Bu bir yapma destan örneğinden alınmıştır, doğrudur. Savaşta milletin kahramanlığı dile getiren bir yapma destandır. Dizelerde bir anlatım, abartılı bir anlatım benimsenmiştir diyor. Bazı yerlerde, dizelerde. Ayağı başı göğe değmesi gibi abartılı unsurlarımız söz konusudur. Şair gözlemlediği olayları anlatmaya özen göstermiştir diyor. Bu bilgimiz yanlıştır ama yaşanmış bir olaya bağlı kalarak yazıldığını biz yukarıdaki parçadan da çıkartabiliyoruz. Dokuzuncu sorumuz, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisiyle ilgili verilen bilgi yanlıştır diyor. Destanların milletlerin geçmişindeki maceraları yaşadıkları konu edinir. Doğrudur. Destanlara ait olduğu toplumun erdemini, faziletlerini zor durumda kaldığında birlik ve beraberlik ruhuyla nasıl bir araya geldiğini ortaya koyan, topluma milli duygular aşılamaya hedefleyen metinlerdir. Destanlarda toplumun kendisiyle ilgili öz eleştiri de vardır. Yani kendi kendine bir eleştirisi söz konusudur diyor. Bu bilgimiz yanlıştır. Destan kahramanları arasında tanrılar, tanrıçalar, güneş ışığından, su köpüğünden yaratılmış bir bozkurdun çocuğu olan veya ağaç gövdesinden doğmuş kutsal insanlar bulunmaktadır. Üstün özellikleri olan destan kahramanları kurtarıcıdır. Toplumu kendi etrafında toplar. Onu içinde bulunduğu zor durumlardan kurtarır. Bilgimize doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. İkinci testimizin ilk sorusuyla devam ediyoruz. İslamiyet öncesi döneme ait Türk destanları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Sakatürklere Alpertunga ve şu destanı Sakatürklerine aittir. Oğuz Kağan, Atilla Hun Türklerine aittir. Bozkurt, Ergenekon Göktürklere aittir. Saltık Buran, Cengiz Han Kırgız Türklerine ait değildir. Kırgız Türklerine ait olan Manas destanı vardır. Dolayısıyla yanlıştır. Türeyş Göç de Uygur Türklerine aittir. Numaralanmış bölümlerden hangisi destan türüyle ilgili bilgi yanlışlığına yol açmıştır diyor. Destanlarda anlatılan olaylar tümüyle hayal ürünüdür diyor. Evet, hayal ürünü olağanüstülükler yani destanlarımızda vardır ama tümüyle bilgisi yanlıştır. Dolayısıyla A seçeneğimizdir yanlış olan. Destanlar ilk ortaya çıkışında manzumdurlar yani şiir şeklinde yazılmıştır. Konu olarak toplumun hayatını derinden etkileyen büyük savaşlar, göç ve kıtlık gibi olaylar veya insanların anlamlandıramadığı doğa olayları işlenmektedir. Bu bilgilerimiz doğrudur. Üçüncü sorumuz yapma destanlarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinde bir yanlışlık söz konusudur diyor. Toplumu derinden etkileyip sarsan olaylarla ilgili şairlerin yazdığı
manzum metinlerdir. Yani yazarı bellidir, doğrudur. Doğallık ve içten geldiği gibi bir söyleyiş söz konusu değildir. B seçeneğimizde yanlış. Toplumun ortak düş gücünün ürün değildir, kişiseldir. Yazarı belli olduğu için. Yapma destanlarda doğal destanların oluşup ortaya çıkışındaki aşamalar yoktur. Yani çekirdek, yayılma ve derleme aşamaları yoktur. Yapma destanlarda kahramanlık, yiğitlikle ilgili olaylar dile getirilmektedir. Dördüncü sorumuz, bu parçada destanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Yukarıdaki paragrafımıza bağlı olan bir sorumuz bu. Aşağıdaki şıkların söylenilmeyenini bulacağız. İlk önce şıklara bakalım. Milli değil, evrensel ürünler olduğuna, çok eski zamanlarda oluşan ürünler olduğuna, toplumların henüz akıl ve mantığıyla olayları değerlendiremediği çocukluk ve çocukluk dönemine ait ürünler olduğuna, oluşup ortaya çıkışlarında duygu ve hayallerin etkili olduğuna, korku ve hayranlığın etkisiyle aşırı abartılı durumlara yer verdiğine, bilgilerinden hangisinin olmadığını söylüyor bize. Destanlar henüz yazılı tarihin oluşmadığı dönemlerde ortaya çıkmıştır. Yani çok eski zamanlarda ürünler olduğuna bilgisine ulaşabiliyoruz. Dönemlerde bilim ve aklın toplum düzenine hükmetmediği çağlarda insanların ızdıraplarını, sevinçlerini, büyük güçlerini veya varlık yokluk mücadelelerini olağanüstü ögelerle ifade ettikleri anlatılardır diyor. Bu anlatılara egemen olan akıl ve gerçek değil, duygu ve hayaldir. C şıkkında da henüz akıl ve mantıkla ilgili bir olayların değerlendiremediği dönemlerde diyor. Dolayısıyla akıl ve mantık şıklarını, akıl ve bilimin toplum yapısını belirleyen asıl unsur olmadığı dönemlerde çıktığından eleyebiliriz. Ve duygu ve hayal gücüdür diyor. Dolayısıyla D seçeneğimizi de eleriz. Akıl ve bilimin toplum yapısını belirleyen asıl unsur olmadığı dönemlerde insanların beklenmedik ya da toplumu sarsan olaylara bakış açısında iki duygu hakimdir. Korku ve hayranlık. Korku ve hayranlık akıl ve mantık süzgecinden geçirilmeden aşırı mübalağaya ve tezada neden olur. Nitekim bütün ulusların destanlarında avlanması zor olan bir hayvan binlerce eli, kolu, dişi, pençesi olan dev bir yaratığa dönüşür diyor. Yani korku ve hayranlık ve mübalağa E şıkkımızda da vardı. Dolayısıyla E'yi de eleriz ama A şıkkı ile ilgili yani milli değil evrensel ürünler olduğuna dair yukarıdaki parçada bir bilgi söz konusu değildir. Dolayısıyla A seçeneği yanlıştır. Beşinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi İslamiyet sonrası Türk destanlarından değildir diyor. Saltık Buran, Danışment, Gazi Destanı, Battal Gazi Destanı, Manas Destanı İslamiyet sonrasında oluşmuş olan destanlarımızdır. Yaratılış Destanı ise İslamiyet öncesi destanlarımızdır. Altıncı sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi Ayrıç içindeki eserle ilgili değildir diyor. Türk-İran savaşlarının anlatıldığı bu destandaki kahramanın adı Şehname'de Afrasiyap olarak geçen Alper Tunga destanı ile ilgili bilgimiz doğrudur. Sakat Türklerinin İskender ile olan mücadelesi ve ilişkilerini konu edinen Atilla destan değil şu destandır. Dolayısıyla buradaki bilgimizde yanlışlık vardır. Hun hükümdarı Mete'nin hayatının anlatıldığı düşünülmektedir. Yazıya geçirilmiş bölümleri vardır. Oğuz Kağan destanı ile ilgili bilgimiz doğrudur. Türklerin 400 yıl yaşadıkları etrafı dağlarla çevrili bir vadiye sığmamaları üzerine Demir Dağı adı verilen dağdaki demir madenini eritip oradan çıkmalarının anlatıldığı destan Ergenekon destanıdır. Uygur hükümdarı oğlunu Çinli bir prenses evlendirir. Çinliler prensese karşı kutlu taşı isterler. Taşın gidişinden sonra ülkenin üzerine bir lanet çöker. Bu olayın anlatıldığı destanımız da göç destanımızdır. Doğrudur. Bu parçada anlatılanlar İslamiyet öncesi Türk destanlarının hangisinden alınmıştır diyor. Uçsuz bucaksız suda yaşayan Tanrı Kayra Han çok sıkıldığı için kendine benzeyen bir varlık yaratır.
Bu varlığa kişi adını verir. Kayrağan ile kişi sonsuz suyun üzerinde iki muhteşem kaz gibi uçmaya koyulurlar. Kişi bundan sıkılır, farklı bir şey yapmak ister. Kendini yaratandan daha yükseklere uçmak ister. Onun bu duygusunu anlayan kayrağan kişiden uçmaya yeteneğini alır. Kişi suya doğru batar. Ne kadar aciz olduğunu anlar. Boğulmak üzereyken kayrağan özür dileyip yardım ister. Kayrağandan özür dileyip yardım ister. Kayrağan ona acır, ayağını basıp yaşayabileceği bir yer olması için dünyayı yaratır diyor. Yukarıdaki destan örneğimizden alınan parça Tanrı Kayrağan kişisinden de yola çıkarak ulaşacağımız destanımız yaratılış destanıdır. D seçeneğimizdir doğru. 8. sorumuz, yukarı numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur diyor. Destanlar milli yön önüne çıkan anlatılardır. Belli bir milletin özelliklerini yansıtırlar doğrudur. Bu ürünler anonimdir. Toplumun ortak hafızasının ürünüdür doğrudur. Her destanın bir anlatıcısı vardır. Yaşanan olayları anlatıcı dile getir diyor. Destanlar oluştuktan sonra çekirdek safhası oluşturduktan sonra kulaktan kulağa aktarılan yayılma safhası söz konusudur. Dolayısıyla buradaki bilgimiz yanlıştır. Destanlara ait olduğu toplumun yaşadığı toplumu derinden etkileyen tarihi ve sosyal olaylar ortaya çıkmıştır. Destanlar anlatılanlar bütünüyle hayal ürünü değildir. Olaylar bir gerçekliğe dayanır. Bilgimiz de doğrudur. 9. sorumuz, Türeyiş destanından alınan bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Uygurlar her gün ışık inen ve şimşek çakan yere olanları izlemeye gittiklerinde birbirinden biraz aralıklarla kurulmuş 5 çadır gördüler. Her çadırın önünde dünya güzeli bir çocuk oynuyordu. Her çocuğun çadırının kapısında onu uzun süre doyuracak büyüklükte birer süt emziği asılıydı. Göz alıcı çadırlar baştan tavana, baştan gümüş olmak üzere değişik süslerle süslenmişti. Bütün oymak ve boyların reisleri buraya gelmişti. Çocukların Tanrı buyruğuyla buraya indiklerini anlayan reisler diz çökerek selam verdiler. En kudretli 5 tanesi birer çocuğu alarak boylarına döndüler. Uygurlar bu çocukların büyütülmesine çok özen gösterdiler. Çocuklar konuşmaya başlayınca Uygurlara anne babalarını sordular. Onlar da çocuklara ağaçları gösterdiler. Çocuklar ağaçları görür görmez evlatların anne babaya gösterdiği saygıyı gösterdiler. Olağanüstü olay ile gerçek olabilecek olaylar iç içedir. Yukarıda verilen parçamızda da mübalağalı yani abartılı anlatımlar söz konusudur. Anlatılanlarda bir kutsallık anlayışı ortaya konulmuştur. İnsanların anlamlandıramadığı o durum ve olaylar söz konusudur paragrafta. Ama olayların yaşadığı zaman ve mekanla ilgili ipuçlarına rastlayamıyoruz. Dolayısıyla D seçeneğimiz yanlıştır.